Çift maaş alan bürokratlar listesine yeni bir isim daha eklendi. Bir yıl önce Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanan Yunus Elitaş, 31 Mart tarihi itibariyle TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyesi oldu ve aylık 107 bin lira gelire kavuştu. Muhalefet geçim sıkıntısı çeken vatandaşları hatırlattı, tepki gösterdi. AK Partili Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, aynı zamanda TÜPRAŞ'ın yönetim kurulu üyeliğine girdiğini tespit ettik. Aylık toplam geliri 107.037 lira. Mevcut maaşı ise 39.537 lira. 67.500 lira da yeni atandığı görevinden alacak. Yani aylık geliri toplam 107.037 liraya çıkacak. Muhalefetin bu kez çift maaşla eleştirdiği, hedefe koyduğu isim TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyesi olan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş. Elektrik, su, doğalgaz faturalarına gelen zamlar vatandaşın cebini yakarken AK Partili bürokratlar ceplerini doldurmaya devam ediyor. 15 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı Yunus Elitaş. 31 Mart'ta ise TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyesi oldu ve çift maaşlı bürokratlar listesinde yerini aldı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz çift maaşlı bakan yardımcısını belgeleriyle gündeme taşıdı. TÜPRAŞ'ın genel kurul toplantı tutanağına göre 2022 yılında yönetim kuruluna giren Yunus Elitaş bir yıl boyunca toplam 810 bin lira TÜPRAŞ'tan ücret alacak. Bakan yardımcılığı maaşı 40 bine yakın Yunus Elitaş'ın, TÜPRAŞ yönetim kurulu üyeliğinden de 67.500 lira kazanacak. Aylık 107.037 lira. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 4 bakan yardımcısının 4'ü de çift maaşlı. Aynı zamanda Türk Telekom'da 3 Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı da var. Kamuda çift maaş tartışmasını gündemden düşürmüyor muhalefet. Aksine her gün daha da alevleniyor tartışma. Vatandaşın alım gücü düşerken, geçim sıkıntısı büyürken AK Parti'ye yakın bürokratların çift maaş almalarına tepki gösteriyor. En son Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş gündem oldu. Mart ayı itibariyle aylık toplam geliri en düşük memur maaşının 17, asgari ücretin 25 katından fazla. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları 4'te 4 çift maaşlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları 3'te 3 çift maaşlı. Vatandaşımız ekonomik krizin altında eziliyor. Ancak AK Parti çift maaş, çok maaş sevdasından vazgeçmiyor. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz yönetim kurulu kadrolarındaki kamu görevlilerinin sayısı tepkilere rağmen azalmıyor, artıyor dedi. Çift maaş tepkilerinin odağındaki yeni isim Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ise tepkiler karşısında sessiz.